İyi akşamlar. Bugün 15 Mart 2024 günlerden Cuma. Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de gerçekleşecek toplam yatırım tutarı 24 milyar liraya yaklaşan 346 yeni ya da ilave yatırımlar için teşvik belgesi düzenledik ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Kacır ilk olarak Edirne Valiliğini ziyaret etti. Ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen Kalkınma Ajansı projeleri açılış programına da katılan Bakan Kacır, Edirne'deki 24 milyar liraya yaklaşan yatırımlar için teşvik belgesi düzenlediklerini ifade etti. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak yatırımlara imza attık. Elbette yetmez diyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında daha gelişmiş, refah seviyesi yükselmiş marka şehirler için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Edirne'mizin de sanayisini, üretimini, istihdamını, kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz. Edirne'de gerçekleşecek toplam yatırım tutarı 24 milyar liraya yaklaşan 346 yeni ya da ilave yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 8700'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. 22 yıl önce Edirne'de sadece bir organize sanayi bölgesi varken 237 milyon lira bakanlık desteğiyle bu sayıyı 4'e çıkardık. OSB'lerimizde 1400'den fazla vatandaşımızın istihdamını sağladık. Çevre duyarlılığını önceliklendirdiğimiz ki ben Edirne'nin sanayi için 3Y formülünü önemsiyorum. Yeşil, yenilikçi ve yüksek teknolojili sanayi Edirne'de inşallah önümüzdeki dönemde büyüteceğiz. Ve inşallah üniversitemizde tüm Balkan coğrafyasına hitap edecek bir teknopark, ilave bir teknopark yatırımını gerçekleştirerek teknoparkımızda geliştirilecek teknolojik ürün ve hizmetlerin Edirne sanayinin yüksek katma değer üretmesini sağlamasını temin ediyor olacağız. Organize sanayi bölgelerimizdeki tüm parsellerin üretime geçmesiyle İstihdam 9000'e yükselecek, Edirne'mizin sanayi kenti kimliği kuvvetlenecek. Şehirlerimizde kalkınmanın başat aktörü, ekonomimizin sac ayağı KOBİ'lerimize her daim can suyu olmaya devam ediyoruz. Şehrimizde son 22 yılda 6400'den fazla KOBİ'mize 644 milyon liranın üzerinde KOSGEB desteği gerçekleştirdik. Teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere Edirne'de bir teknopark kurduk. Teknoparkta faaliyet gösteren firmalara bugüne dek 1 milyar liradan fazla Ar-Ge teşvik sağladık. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 142 projeye ve 280 bilim insanına 323 milyon lira destek verdik. Bilime ve teknolojiye meraklı gençlerimizi, çocuklarımızı keşfetmek, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, şehrimize kazandırmak için Edirne'ye Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Ortaokul ve lise öğrencilerimize tasarımdan robotiğe, yapay zekadan havacılık ve uzay teknolojilerine 11 farklı yenilikçi teknoloji başlığında 3 yıl süreli ücretsiz eğitim imkanını sunmaya devam ediyoruz. Bakan Kacır 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verdiklerini de belirtti. Edirne'mizin eşsiz tatlarını, lezzetlerini de unutmadık. Badem ezmesinden tava ciğerine, meriç yer fıstığından İpsala pirincine, Edirne'mizin 11 meşhur yöresel lezzetini coğrafi işaretle tescilledik. Hem üreticilerimizi, hem tüketicilerimizi, hem de kültürümüzü koruma altına aldık. Trakya Kalkınma Ajansımız eliyle, kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek oldu. Bugün de Trakya Kalkınma Ajansımız eliyle, Edirne'mizle, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, çiftçilerimize, sanayicimize ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projelerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarımdan turizme, sanayiden sosyal içermeye kadar yerel kalkınmayı destekleyecek, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak 17 projeyi Edirne'mize kazandırıyoruz.
Edirne Gönül Belediyeciliğine hasret diyen Bakan Kacır, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Belgin İba'ya destek istedi. Kadının emeği evinin ekmeği projesiyle, kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışını destekliyoruz. Bu projemizde kadın istihdamını artırıyoruz. Keşan Belediye'mizle gerçekleştirdiğimiz yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar projesiyle sezonluk tarım işçisi ailelerimize 12 ay iş olanağı sunuyoruz. Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta projesiyle de hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi projemizde engelli bireylerin atölyeler ve eğitimler aracılığıyla sosyal hayata ve üretime katılmalarını destekliyoruz. Türkiye Yüzyılında Edirne'mizi gerçekleştirdiğimiz projelerle ihya etmeye devam edeceğiz. Edirne için, Edirneliler için yeni hedefler koymaya, projeler üretmeye devam edeceğiz. Serhat şehri olmak demek, öncü olmak demektir. Edirne'yi kültürde, turizmde, sanayide ve eğitimde öncü şehirlerimiz arasına katacağız. Edirne, biliyoruz, görüyoruz ki maalesef gerçek belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine hasret. Diyoruz ki gelin 31 Mart'ta Edirne'de bu hasrete son verin. Edirne gerçek belediyecilikle tanışsın, Türkiye yüzyılında yoluna güçlü şekilde devam etsin. Biz kadim şehrimiz Edirne'yi bir başka seviyoruz. Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz. İnanıyoruz ki inşallah Edirne 31 Mart'ta tercihini vatan ve millete hizmet aşkıyla çalışanlardan ya da kullanacak. Ecdadın iftihar şehri Edirne'de inşallah emanet ehil olana Belgin Hanım'a teslim edilecek. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne için biz de birlikte el ele omuz omuza var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Açılış programından sonra kentteki esnafları ziyaret eden Bakan Kacır esnaflara hayırlı işler diledi. Anlar diliyorum, hayırlı işler. Ne güzel dükkan ya. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, başarılar diliyoruz. Rabbim hayırlı, bol, bereketli kazanç nasip etsin inşallah. Bayramdan sonra kahveye de gelelim inşallah. 31 Mart'ta da şöyle bir zafer olsun inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Saraçlar Caddesi'ndeki AK Parti ve CHP seçim standını da ziyaret eden Bakan Kacır, vatandaşlardan da Cumhur İttifakı adayı Edirne Belediye Başkanı adayı Belgin İba'ya oy istedi. Emekliye çok iyi bir çalışma yürütüyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah 31 Mart'ta da ilk sonucu buradan alalım. Sonrasında Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen gençlik programına katılan Bakan Kacır, biz havacılıkta başka neredeyse hiçbir ülkenin yapamayacağı ölçüde hızlı araştırma geliştirme projeleri gerçekleştiriyor ve neredeyse her yıl gökyüzüne Türk'ün yeni bir imzasını atıyoruz dedi. Biz pek çok ülkeden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Almanya'nın ortanca yaşı 47-48'lere geldi. Biz onlardan 15 yaş daha gençiz. Bugün dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor, değiştiriyor ve bütün dünyada bu yenilikçi teknolojileri sizler gibi gencecik insanlar geliştiriyor. Bu anlayışla varımızın yoğumuzun gençlik olduğu bilinciyle ne yapıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi adına hangi programı, hangi projeyi gerçekleştiriyorsak merkezine her daim gençleri koymaya gayret ediyoruz. Trakya Üniversitesi'ndeki programa uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı da katılım gösterdi. Gezer Avcı, uzayda yaşadıklarını üniversite öğrencileriyle paylaştı. Sadece 2 yıllık bir hazırlığın ardından 2021 yılında yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanında 10 stratejik hedefi halkımızla paylaşıldı. Bugün burada sizlerle konuşmaya başladığımız bu 10 stratejik hedeften sadece bir tanesinin mutluluğu. Tek eksikliğini hissettiğimiz, zaman zaman düştüğümüz hata, hakikaten sahip olduğumuz, fazlasıyla da hak ettiğimiz özgüvenden imtina etmemiz. Zerre kadar lütfen bünyenizde bulunan potansiyel gücünüzden şüphe etmeyin. Kendinize olan özgüveninizde her daim ayakta tutun. Bu sürecin içerisinde
Avrupa Uzay Ajansı hemen yakınımızda Avrupa Birliği bölgesinde uzay faaliyetlerini yıllardır yürüten bir organizasyon. 22 tane ana... Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkanı adayı Avukat Filiz Gencanak'ın iftar programı düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Gencanak'ın Edirne Belediyesi Merit Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenledi. İftar programına 2002 yılında spordan sorumlu Devlet Bakanı ve TBMM'de 7 dönem milletvekili olarak görev yapan Erdoğan Toprak, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Adayı Akın, kenti ortak akıllı yönetmek adına çok sayıda proje üreteceklerini ifade etti. Akın, bir cumhuriyet kadını olarak size söz veriyorum. Bu yolu hep birlikte yürüyecek, hep birlikte başaracak, Edirne'mizi aydınlık günlere hep birlikte taşıyacağız dedi. Seçim kampanya sürecimiz boyunca birçok sivil toplum örgütünü ve odalarımızı ziyaret ettik. Biz burada sivil toplum örgütleriyle, odalarla, mahalle meclislerimizle, bu şehrin tüm paydaşlarıyla tüm karar alma süreçlerinde birlikte hareket edeceğiz. Katılımınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi adına Edirne'ye gelen eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak, ortak akılla yönetilecek bir Edirne için tüm vatandaşları Filiz Gencanak'ına oy vermeye davet ediyorum dedi. İnşallah 31 Mart'ta bu şehir için hayırlı olur. Filiz Başkanımız size hizmet etmeye başlar. Hepinize saygılar sunuyorum. 2002 yılında spordan sorumlu Devlet Bakanı ve TBMM'de 7 dönem milletvekili olarak görev yapan Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Gencanak'ın seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Edirne'ye geldi. Akın'ın düzenlediği iftar programına da katılan Toprak, burada yaptığı konuşmada ortak akıllı yönetilen bir şehir için Akın'a destek olunması gerektiğini ifade etti. Bu sıradan bir seçim değil, bu adayların seçimi de değil. Bu iki tane farklı zihniyetin seçimi. Bir tanesi dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi özümsemiş, yönünü çağdaş medeniyetlere dönen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi belediyecilik. Diğeri ise Türkiye'yi kapatan, sanatı yok kabul eden, sanatın içine tükürürüm diye bir belediyecilik anlayışı. Bir tanesi bu ülkeyi bu noktaya getiren Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yöneteceği bir belediye anlayışı. Diğer tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ü bir ayyaş diye takdim eden bir kafa yapısının, zihniyetin anlayışı. Onun için hepimizin çok iyi düşünmesi lazım. Biz Edirne'yi nerede görmek istiyoruz? Biz Edirne'nin yönünün ne tarafa dönmesini istiyoruz? Türkiye'de Allah aşkına gelinen noktaya bakın. Hukuk devleti bitmiş. Bir kişinin iki dudağı arasında yönetim. Ama demin Sayın Başkanım dedi ki ben bu şehri mahallelerle, mahalle konseyleriyle ortak akılla yöneteceğim. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık bu şehri mahallelerine bir yatırım yapılacaksa, bir park yapılacaksa, imar açılacaksa o semtin sakinleri karar verecek. Başkanımın projeleri arasında da biliyorum bir başkan yardımcısı direkt mahallelerden sorumlu olacak. Mahalle konseylerinden sorumlu olacak. Onlarla danışarak belediye yönetecek. Onun için ben Edirnelilerin bu konuda doğru karar vereceğini düşünüyorum. Bugüne kadar çok düzgün duruşu ve doğru kararlar verdiler. İnşallah 31 Mart'ta bu şehir için hayırlı olur. Filiz Başkanımız size hizmet etmeye başlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Giyim Sanayi Genel Müdürü Sayhan Türkeş ve firma çalışanlarını ziyaret etti. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Edirne Giyim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayhan Türkeş ve firma çalışanları ile bir araya gelen İba, her kesime hitap edecek projeler hazırladıklarını söyleyerek firma yetkilileri ve çalışanlardan destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Giyim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayhan Türkeş de İba ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında çıkan tartışmada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Fevzi Çakmak Caddesi istikametine giden SA yönetimindeki otomobil ile YM yönetimindeki otomobil Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu SA yanındaki tabanca ile YM'ye ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri YM'nin sol bacağını sıyırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif yaralanan YM ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından SA ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Hamza Beyli sınır kapısında gümrük sırası bekleyen domates yüklü tır alev alev yandı. Türkiye'den aldığı domates yükünü Ukrayna'ya götürmek için yola çıkan Ukrayna plakalı tırda yangın çıktı. Hamzabeyli sınır kapısındaki sırada bekleyen tırdan alevlerin yükseldiğini gören diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı tutulan yol, araçta yapılan soğutma çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Ukrayna uyruklu tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Mart yerel seçimlerinde Fatih Mahallesi'nden muhtar adayı olan Erkan Tekirdağ adaylığını açıkladığı andan itibaren mahalle halkından yoğun bir destek aldığını vurgulayarak Fatih Mahallesi zaten beni gönüllerin muhtarı yapmış ifadesini kullandı. Benden önce verilen hizmetin aksine yalnızca telefonla ulaşabilecek bir muhtar değil, sürekli muhtarlıkta bulunan mesai saatleri dışında dahi ulaşabileceğiniz bir hizmet verebilecek muhtar olacağım. Fatih Mahallesi'ne uzun yıllardır esnaflık yapan Erkan Tekirdağ, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde mahallesinden muhtar adayı oldu. Adaylığını açıkladığı andan itibaren mahalle halkından yoğun bir destek aldığını belirten Erkan Tekirdağ, seçilmesi durumunda mahallenin tüm sorunlarını kısa sürede çözeceğini ifade etti. Mahallemizde 10 yıldır esnaflık yapmaktayım. Bu süre zarfında halkımızın her türlü taleplerine karşıladım. Bu talepleri arasında muhtar olmak da vardı. Bunu en kısa zamanda yüksek bir oy farkıyla kazanacağız. Burada sizin aracınızla Fatih Mahallesi'ne sesleniyorum. Verdiğiniz desteğin karşılığını kat kat fazlasıyla geri alacaksınız. Ayrıca göreve başladığımda bütün sorunları çözerek, her talebi karşılayarak örnek bir muhtar olacağım. Bu seçim sürecinde halkımızdan yüksek destek gördük. Ev ve kıraathaneler yaptığımız gezilerde gördük ki halkımız zaten bizi gönüllerin muhtarı yapmış. Benden önce verilen hizmetin aksine yalnızca telefonla ulaşabilecek bir muhtar değil, sürekli muhtarlıkta bulunan mesai saatleri dışında dahi ulaşabileceğiniz bir hizmet verebilecek muhtar olacağım. Son olarak söylüyorum ki halkımızın değişimden yana 31 Mart seçimlerinde büyük bir yüksek oy farkıyla bunu gerçekleştirecektir. En güçlü muhtar adayı olarak değerli Fatih Mahallesi halkına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Karaağaç Mahallesi Muhtar Adayı Uğur Doksat 17 Mart Pazar günü iftar programı düzenleyecek. Karaağaç halkımıza hizmet etmek için Karaağaç Muhtar Adayı olmaktayım. Tüm Karaağaç halkımızın, hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum. Uzun yıllardır Karaağaç Mahallesi'ne esnaflık yapan Uğur Doksat, 31 Mart yerel seçimlerinde mahallesinden muhtar adayı oldu. Mahalle halkına hizmet etmek adına aday olduğunu belirten Doksat, tüm vatandaşlardan destek beklediğini ifade etti. Karaağaç halkımıza hizmet etmek için Karaağaç muhtar adayı olmaktayım. Tüm Karaağaç halkımızın, hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum. Doksat ayrıca 17 Mart Pazar günü Eski Cami arkasında iftar programı düzenleyerek mahalle halkıyla bir araya gelecek. Eski Cami sokakta tüm Karaağaç halkımız davetlidir. Bu pazar tüm Karaağaç hemşerilerimizi davetimize bekliyoruz. Bulgaristan'ın Kapitan Andreev sınır kapısındaki gümrük memurları tarafından bir otobüste yapılan aramalarda beyan edilmemiş 160 bin dolar ve 25 bin euro ele geçirildi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir otobüs Bulgaristan'ın Kapitan Andreev sınır kapısında detaylı gümrük muayenesine alındı. Gümrük memurları tarafından otobüste yapılan aramada aracın yolcu bölmesindeki koltukların üzerindeki el bagajında siyah bir belge kutusu ve içerisinde para olan plastik torba bulundu. Sürücünün kişisel aramasında da ceketinin ceplerinde beyan edilmemiş paralar ele geçirildi. Bulunan 160 bin dolar ve 25 bin euro paraya el konulurken bir gümrük müfettişi tarafından olayla ilgili ön duruşma başlatıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde şüpheli 3 şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada AY'nin üzerinde 0,57 gram uyuşturucu madde, HÖ'nün üzerinde sentetik ecza ve kilitli poşet içerisinde 1,01 gram kokain maddesi, ÇI'nin üzerinde ise 0,24 gram metamfetamin ve 0,66 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira, en yüksek 9 lira 40 kuruş, ortalama 8 lira 89 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlıksa ortalama 16 lira 30 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 122 lira, en yüksek 213 lira, ortalama 191 lira 25 kuruş. Düve en düşük 147 lira, en yüksek 197 lira 40 kuruş, ortalama 174 lira 95 kuruş. İnek en düşük 103 lira, en yüksek 158 lira 60 kuruş, ortalama 141 lira 28 kuruş. Koyun en düşük 70 lira, en yüksek 143 lira, ortalama 129 lira 36 kuruş. Süt kuzusu ise ortalama 205 liradan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava hafif yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi numara 14'teki Umut Eczanesi, Hükümet Caddesi Gürkan İşhan'ı numara 18'deki Ülkü Eczanesi. Serbest piyasada dolar 32 lira 21 kuruştan, euro 35 lira 15 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2238 lira 59 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8852 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.